Aynı apartmanda oturuyoruz. Kemal Ayalp'ı tanır mısınız? Aynı sitede. Ben yani bundan ilişki yaşadığını biz bilmiyorduk. Bize dedi yani tamam sevim dedi ama sevdi adamın burada olduğunu bilmiyorduk ki. Kemal'in eşi Gül aldatıldığını öğreni buraya baskına geliyor apartmana. Bağırıyor, çağırıyor, küfürler ediyor. Yuvamı yıktın diyor. Bağırışları duyan komşular jandarmayı çağırıyorlar. Jandarma geldiğinde Güler bizim evimizdeydi. 9 yaşında bir çocukla beraber bize geldi. İstanbul'dan dedi kuzenim dedi. 2 gündür dedi bizde kaldığını söyledi. Güler tedirgin. Ya deli danalar gibi. Yani bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ne yapacağını bilmiyor ki ne. Sonra bir telefon geldi kendisine. Telefon geldikten sonra apar topar. Çocuğu önce burada unuttu. Sonra geri çıktı. Çocuğu aldı aşağı indi. Sonra işte jandarma Güler'i götürüyor. İfadesi için alıp götürüyorlar. Tekrar akşam geri geliyorlar. Çocuk da geliyor mu Güler Hanım'la birlikte? Yok, görmedik onu. Yok, o gelmedi. Güler ifadesinden sonra akşam bize misafirliğe geldiler. Bir iki saat kadar eşim, çocuklarım öbür odada oturdular. Eşim Güler'e sormuş bu çocuk kimin çocuğu diye. O da demiş sevdiğim Kemal'in çocuğu demiş. Hanım da bağırmış çağırmış sen nasıl bunu yaptın diye. Evli adamın çocuğunun yanında ne gezdi diye. Yani kızım da ona kızınca o da ters tepki gösteriyor. Ben bir Kemal'i seveyim demiş. İstemeye gelecekler demiş. Ben de evleneceğim demiş. 11.30-12'ye kadar bizdelerdi. Sonra tekrar kendiler evlerine indiler. Eşimin söylediğine göre 5 Mart pazartesi günü saat 10 civarları Zeynep abla, Mahmut abi, Melek abla, Güler de kapçonu siyah bir mod giydi o gün. Ticari taksiye buradan evin önünden biniyorlar. Hepsinin elinde de çantaları vardı. Gidiyorlar. Ondan böyle de haber yok. Anne bir dakika. Sizin bunlardan haberiniz yok herhalde. Hayır biz bunları yeni duyuyoruz şimdi. Yani Güler geldiğinde evde bunları anlatmıyor demek ki. Anlatmadı demek ki. Şimdi o ben şimdi burada... Çocuk şey mi? Sizin yeğeniniz mi acaba? Evet. Kardeşinizin çocuğu mu? Evet. 5 aylık bebekten bahsediyor. Yok 9 yaşında diyor. Bebeği de bahsediyor, çocuğu da bahsediyor. Ama bayağı orada bir arbede yaşanmış. Yani kardeşiniz o Güler'i... İşte üzerine saldırmış yüzü gözü. Ben buna inanmıyorum. Yolunmuş, jandarma gelmiş. Hayır kesinlikle inanmıyorum. Dur hayatım komşular görmüşler artık inanmıyorum diyecek ne var? Apartman yöneticisi kim işte. Kim sandırmıyor? Belki yalan söylüyordur. Şimdi bakın işin belki başında. Belki yalan söylemek için özür bir gerekçesi dilerim. Yok. Diğer komşular da aynı şeyi söyler. Birçoğu aslında bağlanmak istiyor ama Kemal'den korktuğumuz peki, için bağlanamıyoruz. Peki madem öyle falan. Neden terk ediyorlar evlerini? Neden gidiyorlar yani? Kimler? Hani Güler'ler evlerini bırakıp gitmişler. İşte benimle çantı. Evlenecek demiş Gül. Benimle evlenecek diye anlatıyormuş zaten herkese. Biz Kemal'le evleneceğiz. Beni İstanbul'a gelecekler. Güler mi öyle anlatıyormuş? Seviyorum tabii, tabii. Demiş. Tabii Güler ben ha. Seviyorum. O da beni seviyor. Biz evleneceğiz. Beni istemeye gelecekler. Fakat diye. İşin rengi değişti. Şu evet. Bakımdan değişti. İlk başlarda Kemal'in aşırı kıskançlığına yola çıktık biz. Hastalık derecesine kadar geldik. Bu sefer... Şimdi kız kardeşimin... İşte bir hafta Gül'ün, önce öğrenmiş. Bu sefer de Gül'ün de kıskançlık peşinden evet. Güler'i darp ettiği gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Ama bu kıskançlık yani. Değil hocam, bu gerçek. Hayır, ben başka bir şey söylüyorum. Yani birincisi Kemal'in aşırı kıskançlığı ya da geliştirdiği kıskançlık düşünceleri bu sefer Gül Hanım... Bir hafta önce öğreniyor. Gül Hanım... Bu kız kendisini kıskanan, kendisini dayak atan, burnunu dağıtan, şu kemikli elmacık kemiklerini çatlatan adamı kıskanmaya başlıyor. Böyle bir ihtimal. Bu da bir tuhaf durum yani. Yani var mı böyle bir şey sizce ya? Var canım. Bütün niye olmasın? Bütün mahalle anlatıyor. Herkes anlatıyor yani. Gitmiş eve. Bilmiyorum. Bunlar yaşanmış yani. Yani. Peki madem öyle bir şey varmış Güler. Yani yine jandarmada da bunun kayıtları olabilir. Saldırmış. Ne kadar zabıt tutuldu tutulmadı bilmiyorum ama. Saldırmış, dövmüş. Peki Güler neden şikayetçi olmamış benim kız kardeşimden? Şurada şöyle bir detaya dokunmak istiyorum aslında ben. Güler normalde... Ben sizin sesinizi hiç duymuyorum. Biraz şöyle bir bir de sesçi arkadaşları söyleyeyim. Şimdi Güler herkesten şikayetçi oluyor. Erkek kardeşimden oluyor. Annemden oluyor. Gelinimizden oluyor. Sizden niye oldu? Ben buradayım. Hani burada olduğu için olayların dışındayım. Bir tek Gül'den şikayetçi olmuyor nedense. Ama o sırada işte durum farklı. Bu bahsettiğimiz bütün bu olaylar yaşanmadan yani Maraş'a gelmeden önceki olaylar. Hayır. Güler çok çok önce zaten Gül'ün haberi vardı. Kemal'in hayatında olduğu. Yeni falan değil bu olay.
Çünkü Gül benimle paylaşıyordu. Gülerim ben anlattığından yola çıkıyorum. Bir Gül benimle paylaşıyordu. Abla Kemal'in hayatında birileri var diyordu. Kim birileri olduğunu var bilmiyorum. Ayrı ama artık bir tane bir kız var ve beni istemeye gelecekler diyor. Hayatında birilerinin olup olmaması değil mevzu yani. Artık beni istemeye gelecek, ben evleneceğim diye ortaya çıkan bir kız var. İşte bu da onun evine gitmiş. Yani bütün apartman biliyor, mahalle biliyor, jandarma aslında gelmiş. Adam evli, çocuğu var. Evet, var. Nasıl olup da evleniyor 18'lik kızla? Orada bir artık tuhaflık var yani. Evlenecek artık, neyse oraları. Artık ben o kadar ayrıntısını bilmiyorum, ben nereden bileyim yani. Hani o kadar İçişleri artık... Bakanı olsam bilirdin. Yani hani, yani İçişleri Bakanı da olsam o kadar da ilgilenmem herhalde yani, kim kiminle de yani, ama olay bu yani. Bütün mahalle görmüş işte, gelmiş eve, inmiş, sen bunu yapıyorsun demiş. Yani bütün bunlar yaşanmış. Bir kişi anlatıyor ama diğerleri de korkudan anlatamıyorlar. Çok arayan oldu yani, bunu, bu olayların hepsini doğruladılar. Ha, Kemal'den korktukları için. Evet, Kemal'den çekiniyorlar hep. Doğrudur. Olabilir. Madem kızla evlenecekti, benim kızımı sağ selim evime getire bana teslim edeydi. Ben kızını istemiyorum. Al kızını. Al sizin kızını al. Ben gidip başkasıyla evlenirdim. Çok ben de başımla gözüm üstüne derdim. Çok haklısın. Biz kız kardeşimizi evet. teselli de ederdik. Biz sade kız, ben kızımı istiyorum sade şu anda. Kızımın sağ ve ölüsünü istiyorum. Bunu da yapan Kemal Ayap, Güler Kahraman ve kardeşi Kerim Ayar. Bunların üçü bilgi. Üçün her şeyin yani haberleri var. O Kerim de dediğim gibi eve kanlar içinde geldiğini görmüş ama bana hiçbir şey iletmedi demiş. Yine bize gelen bilgilerle alakalı. Az yalan önce söylediğim Güler'le sevgilinin anlattıkları da işte hastanede kalıyor falan filan. Ya, o sıradaki akrabalarına, konularına, komşularına anlattıklarını birleştirerek ben size anlattım. Çünkü onlar da korkuyorlar, aman bizim adımız karışmasın diyorlar. Ama kızın orada söylediği, artık hani ön koltuk, yani ön koltuktayken kocasının onu omzundan vurduğunu, arka koltuğa geçtiğini, kendisinden yardım istediğini, onun Kemal'i durdurmak için ona yalvardığına kadar hep bunları anlatmış. Çok vicdan azabı çekiyorum. Gelin beni buradan çıkartın diyor, rüyalarımda demiş Gül için. O zaman... İşte yeri konusunda da yine öyle bir iddiası var. Yani söylüyorlar, Kahramanmaraş Gaziantep arası bir benzin istasyonunun arkasına taşımışlar, gömmüşler. Ama daha sonra Kemal 3 gün ortadan kaybolmuş. Geriye döndüğünde istedikleri kadar arasınlar, bulamazlar demiş. Cesedin yerini değiştirdin evet, demek ki o yüzden bu. De Güler diyormuş ki bu cesedin evet. yerini değiştirdi. Ben bilmiyorum evet. ama evet. cesedin yerini değiştirdiğini düşündürtüyor bana bu sözleri ama demiş. Ama cesedi ilk gömme anında... Güler Hanım'la beraber... Yalan söylüyor. O biliyor. Gömmüşler. Yerini. Hayır. Orada gömmeye yardım ettiği çıkaracak. İçin o konuda o Güler Hanım da suç işlemiş demek. Evet. Evet. Onun yataklık olmuyor var. Mu bu? Ha. Yardım ve yataklık vallahi olmuyor mu? Artık suç yani, ve ceza... Ben hukuki görüşümü söylüyorum. Hani yardım ve bir yataklık cesedi, olmuyor mu? Bir cinayetin neticesinde ortaya çıkan olayı saklamak, delilleri gizlemek... Evet. Cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmek başlı başına ceza yasamızda bir suç. Ve bu suçun da bir müeyyidesi var. Buna kimler el uzatmışsa onlar da bu suçun sanıklarındandır. İki defa iki dört. Rahmi Bey gülümsüyorum, yemin ediyorum sinirimden gülüyorum ama yani siz olması gerekeni ben söylüyorsunuz. Normal objektif ölçülerle durumu izah ediyorum. Hayır, siz olması gerekeni olması söylüyorsunuz. Olması gerekeni söylüyorum. Kitapta yazılanı söylüyorum. Biz bunu zaman zaman aramızda konuşuyoruz evet. zaten. Diyoruz ki evet. bize okutulanla evet. infaz arasında çok ciddi bir farklılık var. Maalesef. Ama biz buna rağmen yine de gerçeği ifade etmekten geri kalamayız. Evet. Geri kalamayız. Yani, ama... Kitapta olan bu. Evet. Ama infazda nasıl maalesef. Oluyorum? İşte zaman zaman tamamen %100 ters bir durum.